geçmişteki, yakın geçmişteki... Devrimle olan... kurduk biz bu cumhuriyeti. Şimdi halkın %50-52'ye bölündüğü bir durum tasvir ediyor. Türk milletinin mantığı çıktığı gün. Ben yere atar ve onu çiğnerim. Çiğniyorum burada. Bravo! Bölgedeki bu yangın, Irak'taki ve... Hayır da birleşmek güzel. Birleşen, üreten Türkiye'yi kuracağız. Söz veriyoruz. Sevgili izleyiciler merhaba. Yeni bir yılda yeni bir programla birlikteyiz. Hepinizin önce yeni yılını kutluyoruz. İnşallah gelen gidenden daha iyi olur. Umuyoruz. Bugün neyi konuşacağız? Bugün ağırlıklı olarak bütün televizyonlarda, bütün gazetelerde kaçınılmaz şekilde birinci haber olan İran meselesini, İran'daki olayları ve bu işin perde arkasını konuşacağız. Ondan sonra vaktimiz olursa içeriden diğer bazı konulara gireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Konuğumuz Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek. İzleyicilerimiz bildiği için anons etmeye bile gerek duymaz hale gelmişim. Sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Aynen. Dinlenmiş bir haliniz var. Bayağı dinlenmişsiniz. Sağ olun. Pek sık görülen bir şey değil ama neyse. Yeni yılda neredeydiniz akşam? Şule ile beraber evdeydik. Güzel bir sofra kurmuştur mutlaka. Bu ona da bir selam olsun. Bir şey ima ediyorum ben. Evet. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çocuklar? Mehmetler Moskova'da. Hı. Mehmet Moskova Üniversitesi'nde ders veriyor. Hı. 2 yıllığına gitti. Kirazlar kendi arkadaşlarıyla beraberdi. Hı. Can da Türkiye Gençlik Birliği'nin toplantısına katıldı. Hı. Sizi yalnız bırakmışlar. Biz memnun olduk. Peki, neden toplu bir eğlence ortamında bulunmayı tercih etmediniz? Hep toplu eğlence ortamındayız. Senede bir günde hiç olmazsa biraz baş başa şuleyle kalalım. Fazla girmek istemiyor musunuz o akşama? Yani konuşmayalım. Konuşalım. Kesik kesik böyle konuyu kapatalım der gibi bir havanız var mı? Karakterimiz yüzünden. Bence güzeldir. Tabii baş başa çok güzel, muhabbet. İnsanın sevdiğiyle beraber olması güzel. Mum yakmışsınızdır. Yok, mum yakmadık da. Öyle mi? Ya oturduk. Yani şimdi ismini anmamı istemez. Tam işte oturacağız falan. Çok, çok sevdiğim bir dostum. Bir telefon. İşte senin adres, ben Zincirli Kuyu'dayım. Ondan sonra çok bütün gençleri falan topla. Sana 7 kiloluk bir hindi aldım. Hindiyi getiriyorum. Bir hindi getirdi. Pişmiş mi? Kuzu gibi. Pişmiş. O güzel, o güzel. Bir de iç pilav. Of. İçinde bademler, bilmem neler, şunlar bunlar falan filan. Biz koca 7 kuzu büyüklüğünde hindiyi koyduk masanın ortasına şöleyle. Ucundan biraz alarak. Ondan sonra. İşte bunlar güzel şeyler. Bakın kendisi merdivenleri çıkardı. 5 kat bizim. 5 kat merdivenleri çıkardı. Ya ben Can da evde yok. Ondan sonra kendisi merdivenleri çıkardı. Kendisi getirdi. Çok da değerli bir insan. Hani bir şoförle yollayayım, bir bilmem neyle yollayayım falan değil. Ondan sonra böyle güzel de bir sürpriz. Yani insanlığı hatırlatan. Yani başka insanlarla... Haberimiz olsaydı sizin semtten bir geçerdik. Topla milleti diyor, hindi getiriyorum falan. Peki. Ama millet dedi, herkes başka yerlerde. Türkiye'de yeni yıl biraz sönük geçti. Şehirlerde böyle kitlesel kutlama olmadı. Bu sadece güvenlikle ilgili bir endişe miydi sizce? Yoksa AKP'nin pek haz etmiyor oluşunun da bir payı var mıdır? Vallahi ben Türkiye'de her musibeti götürüp AKP'ye bağlayan görüşler... Ben pek yanında değilim. Ama tabii geçen sene miydi? Ciddi bir olay olmuştu. Geçen sene evet. 2016'nın evet, başında. Şimdi o tabii hafızalarda, belleklerde bir şey, kanlı bir iz, bir kuşku, kaygı yaratmış olabilir. Ekonomik durumlarda etkili olabilir. Ama çok o eğlence dünyasından fazla ilgilenmedim ben. Sizin dediğiniz gibi mi oldu? Bilmiyorum. Ben bütün ülkelere bakarken arada televizyona bakıyordum. Ben de çok fazla takip etmedim.
Herkes de havai fişekler gösteriler falan yapıldı. Evet. Türkiye'de pek evet. böyle bir görüntü çıkmadı. Bizim orada acayip havai fişekler patladı o Mecidiyeköy'ün oralarda. O gümbür 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 gümbür. Yani yukarıda mı atıldı, Boğaz tarafında mı atıldı? Boğaz tarafı yani her yerden ses geliyordu. Atıldığı yeri bilmiyoruz ama yani epey birkaç dakika, 5 dakika, 6 dakika bir de arkasından şeyler çekildi. Tabancalar çekildi. Havaya şarjörler boşaltıldı. Millet coştu yani. Peki. Ben desem ki size 2018'den umutlu musunuz desem ağzınızdan başka bir laf çıkmaz. Onun için sormayacağım. Sizin dediğinize katılmıyorum. Ben gerçekçiyim. Olumsuz bir gelişme gördüğüm zaman bütün hayatım boyunca olumsuz gelişmeleri de çok açık, kesin bir dille ifade ederim. Ama Türkiye zaten 2014'ten beri umutlu bir döneme girdi. Yani ben Türkiye'deki aydınların karamsarlığını paylaşmıyorum. Yani bambaşka bir yerden bakıyor onlar. Türkiye'den bakmıyorlar. Yani 2014'ten beri olanlara bir göz atıp Silivri Duvarı yıkıldı. Yani daha ne istiyoruz? Silivri Duvarı yıkıldı. Yani oraya Türk ordusu hapsedilmişti. Vatan Partisi hapsedilmişti. Türkiye'nin Atatürkçü, devrimci aydınları hapsedilmişti. Yani ordu esaretten kurtuldu. Vatan Partisi'nin önderleri toplumla tekrar buluştular. Arkasından gelen FETÖ'nün üzerine yüründü. Ya bundan daha güzel bir şey var mı? Türkiye'nin Gladio kurulmuş, Türk Devleti'nin ordusunun içine yerleştirilmiş. Şu anda 50 bin hapishanede, 30 bin yalnız ordunun içinden temizlenmiş. 14 bin polisten temizlenmiş. 4 bin yargıdan temizlenmiş FETÖ'cüler. Bakın rakamlar veriyorum. Bu son derece olumlu. Türk ordusu kalkmış Ağustos 2016'da 24 Ağustos 2016'da Amerika'nın ve İsrail'in koridoruna girmiş Suriye'de. Türk ordusu. Efendim giremez, yapamaz, edemez, girmeyecek, etmeyecek falan girmiş. Arkasından Türkiye, İran, Rusya, Moskova bildirgesiyle bir inisiyatif başlatmış. Astana süreci, Cenevre'deki Suriye sorunlarını çözme inisiyatifini almış, Orta Asya'ya getirmiş, Kazakistan'ın ortasına koymuş. Bunun içinde kim var? Rusya var, Türkiye var, İran var. Barzani'nin Kürdistan kurma girişimi Amerika'nın ve İsrail'in onu itelemesiyle yerle bir olmuş. Hangi sayede? Türkiye, Irak. Irak ordusu Kerkük'e aslanlar gibi girmiş. PKK hendeklere gömülmüş. 2015-24 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı harekatla PKK hendeklere gömülmüş ve sınır ötesinde de PKK çok ağır darbeymiş. Bakın şimdi kimse farkında değil. 2016 ile 2017'yi kıyaslayalım. 2017'de, 2016'da canlı bombalar patladı. Kayseri, İstanbul, Maçka polislerimiz, komandolarımız katledildi. Rayna oldu, 30'un üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti yılbaşı eğlencesinde. 2017'de terör eylemleri çok düştü. Yani bu bir kere büyük. Kırsal kesimde var ama şehirlerde eylemler aşağı yukarı bitti. Kırsal kesimde de çok düştü. Yani kentlerde bitti, yani büyük ölçüde bitti. Kırsal kesimde düştü. IŞİD eylemleri vardı. Değil mi? Ankara'da, Kızılay'da, istasyonda vesaire, İstanbul'da o tür eylemler gözükmüyor. PKK eylemleri, PKK artık doğru düz nefes alamıyor. Ya şimdi bu gerçekleri sapladıktan sonra niye karamsar bizim bu aydınlarımız? Bu sene ne bekliyorsunuz? Bu sene özellikle öncelikle nerede bekliyorsunuz? Bu sene üreticilerin yılı. Geçim yılı. Türkiye üretim ekonomisi için büyük bir mücadeleye girecek 2018 yılında. Kitle hareketi mi bekliyorsunuz? Yani kitle hareketleri de olacak yani ama esas olarak bu borçlanma ekonomisi Turgut Özal'ların bitti. Ve şimdi üreticilerin sahneye çıkacağı bir yıla giriyoruz. Kim o üreticiler? İşçisi, çiftçisi, küçük esnafı, zanaatkarı, efendim milli tüccarı, milli sanayicisi, kamu emekçisi. Bütün bu sınıfların ve zümrelerin Türkiye'de biz varız dediği bir 2018 yılına giriyoruz. Neden? Çünkü 100 milyar dolar acil, bizim Sayın Mustafa Pamukoğlu onların hesaplarını çok güzel yapıyor. Aydınlık'ta, Teori Dergisi'nde de yayınlıyor. Oradan rakamlara bakıyoruz.
Yani Türkiye'nin 400 milyar doların üzerinde bir dış borç stoku var, yökünü var ama acil olarak da 100 milyar dolarlık bu yıl, hatta 200 milyar dolar bulması gerekiyor. Çünkü ÖK'ün önümüzdeki yılın bütçe açığı ve dış ödemeler açığını da eklediğimiz zaman artık Türkiye'nin dışarıdan borç bularak yüksek faizle çarkı çevirebileceği koşullar bitti. O nedenle Türkiye ister istemez aynı 1914'lerde olduğu gibi, yani Dünya Savaşı'na girdiği zaman işte İngiltere, Fransa, Rus çarlığı düşmanımız oldu ve o koşullarda Türkiye milli iktisadı inşa etmek zorunda kaldı. Kapitülasyonları kaldırdı. Savaş ekonomisi uygulandı bir nevi. Yani o savaş koşullarında, ki çok önemlidir. Burada da Zafer Toprağ'ın, profesör, çok değerli dostum, İttihat Terakki ve Birinci Dünya Savaşı galiba kitabının adı. Kaynak yayınlarına açıldı. Mükemmel bir kitap. Bir de onun Milli İktisat kitabı vardı. Evet. O da çok iyi bir kitap. Zaten birbirinin tamamlayıcısı olan kitaplar. Orada da çok güzel görüyoruz. Bir milli direnme ekonomisi biz. Milli iktisat inşa ettik o Birinci Dünya koşullarında. Şimdi yine onun eşiğindeyiz. AKP bunun farkında mı? Farkında. Şöyle farkında. Evvelsi yıl, 2016 yılı Kasım ayında, 3 ve 7 Kasım diye hatırlıyorum, peş peşe iki bakanlar kurulu açıklaması oldu. Basın toplantısı. İşte arkaya kocaman bir yazı yazdılar. Efendim yeni atılım, dönüşüm falan gibi bir şey, atılım gibi bir laf koydular ondan sonra. Ve iki basın toplantısı yaptılar. Orada işte bu yaptığımız tespitler vardı. Yani artık dışarıdan borç alarak çarkı çevirme dönemi bitti. Mecburen üretim ekonomisine geçmek zorundayız tespitleri yapılıyordu. Ve bazı şeyler başladı. Hatta dışarıyla, yani paranın giriş çıkışını kontrole yönelik, en zor yapılacak iş o, yönelik bazı adımlar bile tasarlanıyordu. Ama şimdi o konuda çok önemli şeyler görmüyoruz ama hayat zorlayacak. Yani uygulamaya dönük ciddi bir adım atılmadı 2016'dan beri. Atıldı. 2016 Kasım 3 ve 7'den sonra bazı adımlar başladı. Yani köy tarımı desteklemek, mümkün olduğu kadar dışarıdan ithal etmemek şeklinde bazı adımlar atılmaya başlandı. Ama bunlar ne oluyor? Yani bu tür AKP gibi iktidarlar dayattığı zaman, mecbur kaldığı zaman bu yollara başvuruyor. Yoksa önünü görüp, efendim planlayıp, programını yapıp yürütmek yerine hayat geliyor, dayatıyor, mecbur kalıyor. Ondan sonra o adımları atmak zorunda oluyor. Şimdi Türkiye öyle bir döneme giriyor. Tabii burada nedir? Türkiye'nin üretici birikimi bizim için çok büyük bir şans. Çünkü Türkiye'yi o üretim ekonomisine onlar zorlayacak. Hem ekonomik mecburiyetler zorluyor ama bir de onun toplumsal kuvvetleri lazım. Anladım. Ekonomi öne çıkacaksa? Ekonomi öne çıkacak. Çıkacaksa o zaman terör meselesi, ayrılıkçılık meselesi esas olarak bitecek mi? Yani büyük ölçüde, demin söyledik zaten, 2016 rakamları ve 2017 rakamlarına bakıyoruz. 2017'de öyle büyük terör olayları pek yok. Yani dediğiniz gibi kırsalda var ama onlar da cılız. Yani çok şey kaybetti, kuvvet kaybetti. Ama PKK. Terör, özellikle ayrılıkçılık meselesi bölgesel PKK, bir mesele. Terör meselesi biraz sınırının ötesine taştı. Tabii onu söylüyorum. Yani Türkiye'nin içindeki terörü bitirmek için bizim Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerini, Amerika'nın desteklediği terör örgütlerini temizlemek zorundayız. Fırat Kalkan Harekatı ile bu başladı. Şimdi Türkiye'nin gündemi bu devam edecek. Var bu gündemimizde. Ama ekonomi sorunlarının, yani üretim ekonomisine geçme mecburiyetlerinin şimdi öne geçebileceği ve geçmekte olduğu bir sürece giriyoruz. Yani vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisi Türkiye'nin iki önemli meselesi. Vatan bütünlüğü, teröre karşı mücadele birinci plandaydı arkamızdaki yıllarda. Fakat şimdi üretim ekonomisine geçmek, yani ekonomi, onu at başı diyelim, gitmeye başlıyorlar. Buralarda hep tahlil yapacağız. Yani benim gördüğüm 2018 yılında üretim ekonomisi meselesi terörle mücadele meselesinin önüne geçecek. Şimdi yani rakamlara AKP'yi tarif ederken siz
biraz evvel şöyle bir cümle kullandınız. Hayatta yatmayınca AKP adım atmıyor dediniz. Yani uzak görüşlü olmayan bir iktidar. Tamam, anlaşılmıştır. El yordamıyla hayatın dayatmalarına refleksler üreterek götürmeye çalışıyor Türkiye'nin yönetimini. Ve onunla ilgili olarak söyledim. Şimdi Türkiye henüz daha ayrılıkçılığın dış kaynakları meselesini halledemedi. Halletmedi. Halledemedi diyelim. Halletmedi demek yanlış fay olur. Tam biz bunu konuşurken bölgede dengeler iyiye gidiyor derken birdenbire yılın son günlerinde 2-3 gün kala yılın bitmesine İran'da Meşet'ten bir takım haberler geldi. Evet. Sonra pek çok İran kentinde gösteriler oldu. İlk gösterileri biliyoruz. Ekonomik sıkıntıları dile getiren halkın protestolarıydı. Yönetimde, yönetimin bütün kanatları ya da iki kanadı da bunu anlayışla karşıladıklarını söylediler. Halk tabii bu şeylerini dile getirmeyle sıkıntılarını dediler. Fakat sonra işler rayından çıkmaya başladı. Trump'ın açıklamasıyla birlikte İran'da değişim zamanı dedi Trump. Bir tweet attı. İsrail'den, başka yerlerden oradaki protestocuların bir kanadını destekleyen ciddi açıklamalar gelmeye başladı. Ben önce şunu sormak istiyorum. İran'daki bu hareket daha başından itibaren planlı bir hareket miydi? Yoksa patlayan bir hareketin kontrolünü ele geçirme çabası mı var ortada? Ya planlı bir hareket olduğu çok açık. Ama o plan da bir patlama gerçekliğini, olasılığına göre hazırlanmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri tamamen ve İsrail, efendim ben İran'ı karıştıracağım diye karıştıramaz. Yani sonuç itibariyle karıştırabilmek için bir zemin lazım. Büyük devletler oldukları için o zemin olmadan zaten o girişimde bulunamazlar. Yani İran'da bir takım ekonomik sıkıntılar vardı. Bizzat İran devletinin yöneticilerinin bugün açıkça söyledikleri ve kabul ettikleri gibi ekonomik sıkıntılar vardı. Halkın bazı şikayetleri ve talepleri vardı. Amerika tabii bunları görerek ve İsrail'le birlikte bu planı yaptılar. Zaten İran'ı yönetenler de hem işte Sayın Cumhurbaşkanı Ruhani hem de İran devletinin asıl başında bulunan İmam Ali Hamaney, ondan sonra her ikisi halkı anlayışla karşılayan, yani halkın huzursuzluğu, şikayetlerini ondan sonra değerlendirmek lazım, haklarıdır. İlginçti biliyor musun? Evet, çok ilginçti. Evet. Onlarda son derece yumuşak ve akıllı açıklamalarda bulundular. Yani ama dediler bunlar barış içinde olmalı, şiddet kesinlikle kullanılmamalı. Şiddete başvurulursa devlet gereken önlemleri uygulayacaktır şeklinde İran devleti son derece akıllı, sakin bir tavır aldı. İlk günlerde böyle yani gitti. Şimdi bir planlı olduğu gözüküyor. Çünkü hemen grupların içerisine bir takım kışkırtıcılar, CİA'nın, Amerika'nın, bilmem İsrail'in falan elemanları veya onların kontrol ettiği unsurlar girmeye başladı. Etnik gruplar hemen harekete geçti ve planlı olduğu şuradan belli. Şiddet uygulamaları başladı. Karakol baskınları, polis öldürmeler. Kamu binalarına saldırılar, evet. Kamu binalarına saldırmalar, poster yakmalar vesaire. Yani bunların hazırlandığı çok açık. Yani bir huzursuzluk var ve bir takım halk hareketleri olacak. O halk hareketlerinin içine girip bu hareketleri şiddet ve devlete karşı olan şiddet hareketlerine dönüştürme çabalarının önceden planlandığı, hazırlandığı çok açık bir şekilde görülüyor. Çok açık görülüyor. Yani bunun arkasında Amerika ve İsrail var. Zaten onlar da hemen bu hareketler karşısında onu destekleyen açıklamalarını yaptılar. Trump olsun, İsrail yöneticileri olsun. Şimdi olaylar benim izleyebildiğim kadarıyla iki damardan oluşuyor. Bir, ekonomik sıkıntılarını dile getiren halk kitleleri var. Evet. Az da değil bunlar. Ve yönetimin iki kanadının da zaten iddiası siz de ifade ettiniz. Anlayışla karşıladılar. Evet. Bir de bu tür yıkıcı şeylere başvuranlar. Şimdi belli ki, görünen o ki yıkıcı grupların sayısı esas kitleye göre son derece düşük. Tabii her zaman öyle olur zaten. Ama tuhaf bir şekilde Trump destekledi. İsrail'den destek açıklaması geldi. İngiltere'den belli oranda destek açıklaması geldi. Şimdi bölgemizde bir iş yapacaksanız arkanızda Amerika'nın olmaması gerekiyor. Halkın desteğini alacaksanız.
Şimdi neden Amerika böyle böyle birdenbire şeye sahip çıktı? Kendi bindiği dalı kesmektir. Ama o rakiplerini yıpratacak. Yani sonuç itibariyle Amerika ve İsrail'in yapabileceği başka bir şey yok. Yenildi tasını tarağını toplayacak gidecek diye bir şey yok. Ve zaten susabilirdi. Susabilirdi. Susması çok büyük bir yanlış oldu. Bir fırsat ele geçirdi İran'ı yıpratmak için, İran'ı zaafa uğratmak için ve İran'da reformcu hareketi de yanına çekerek diyelim rejimi değiştirmek, en azından zorlamak için bir fırsat ele geçirdi. O fırsatı sonuna kadar kullanacak. Orada ille rejimi yıkarak buradan çıkması şart değil. Yıpratması da onun için faydalı. Yani İran'da karışıklıklar olması, efendim rejimin yıpranması, insanların ölmesi, İran yönetiminin İran'ı yönetemediği, can güvenliğini sağlamadığı gibi fikirlerin ortaya çıkması, kuvvetlenmesi bunların. Bunlar hep Amerika'nın ve İsrail'in lehine olan gelişmeler. Onun için bu fırsatı kullanmaması düşünülemez. Hatta bırak fırsatı kullanmamayı bırakın. Bunun hazırlandığı apaçık gözüküyor. Yani belki bir takım işte halkın ekonomik şikayetleri falan filan yakınmalar olacaktı ama bu tür şiddet eylemlerinin önceden hazırlandığı çok açık ortada. Ha, şunu söyleyeyim. Bakın ben bunu bu konuşmaları gazeteleri okuyarak efendim internet sitelerinden falan yapmıyorum. Bizim partimizin İran'da temsilciliği var Tahran'da. Ve çeşitli arkadaşlarımız var, dostlarımız var, İran devleti var, İran hükümeti var. Onlarla görüşerek, konuşarak, bilgi alarak, bilgi toplayarak yapıyorum. Ve özellikle Yakup Aslan Tahran'da bize sürekli olarak rapor yolluyor. Ve çok şey bilgilendiren raporlar. Yarın Aydınlık'ta Türkiye'de hiçbir gazetenin yazmadığı bilgiler yer alacak. İran'daki gelişmeleri doğrudan diyor oradan, haber ajanslarından değil, doğrudan diyor Tahran'dan, Tebriz'den, İran'ın çeşitli önemli kentlerinden yollanan haberlerle çok aydınlatıcı bir aydınlık çıkıyor. Ara vereceğim ama sorumu baştan sorayım. Siz de düşünün. Amerika'nın yakın vadede hedefi İran'da iktidarı ele geçirmek mi? Yoksa İran'ı iç sorunlarıyla uğraştırıp bölgede elini rahatlatmak mı? Kendi elini rahatlatmak mı? Bunu soracağım. Olur, ara konuşuruz. Veririz. Ama şunu da ekleyeyim. İran yıllardır ambargo uygulanan bir ülke. Onu da hesaba katalım. Yani öyle hani İran'da ekonomik zorluklar var. Hani bu İran'ın başarısı. İran emperyalizme kafayı dik tuttuğu için Amerika'nın ambargolarıyla savaşan bir ülke. Onu da çok kısa bir aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, aramız kısa. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyiciler tekrar merhaba. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek'le sohbetimiz devam ediyor. Kısa aramızdan önce şu soruyu sormaya gayret etmiştim size. Amerika'nın bu sizin planlı olduğunu söylediğiniz hamlesiyle, İran'ı karıştırma hamlesiyle amacı nedir? Yakın amaç. İktidar ele geçirme umudu mu taşıyor? Yoksa İran iç sorunlarıyla boğuşsun, ben bölgede elim rahat kalsın mı? Amerika... Içinde. Bakın Amerikan en son güvenlik belgesinin en önemli cümlelerinden biri ve hatta en önemli tezlerinden biriydi ve yorumcular da buna dikkat çekti Trump da konuşmasında. Gerçeklere dayanan bir güvenlik belgesi hazırladılar. Stratejik güvenlik belgesi. Zaten Amerika gibi devletler gerçeklere dayanmadan yapamaz. Ha, gerçekleri doğru görmez, doğru tahminde bulunmuyor falan o ayrı mesele. Ama Amerika... gerçeklere İran'da dayanmak zorunda ve şu gerçeği çok iyi biliyor. İran rejimini bu tür hareketlerle falan filan yıkamaz ve değiştiremez. Yıkma umudu yok diyorsunuz. Yani gerçekçi bir Amerika olduğu için ve başka türlü de bir Amerika olamaz. Yıkma umudu yok. Ama nedir? Bu bir savaş. Karşı tarafı tahrip etmek ve bir de bunun yayılması, başka yerlere bulaşması. Yani İran'daki harekatlardan bu sefer Türkiye'deki harekatlara sıçrama vesaire falan. Bölgede genel olarak bir iklim yaratmak. Yani Amerika lehine ve Amerika'nın karşısında dik duran ülkeleri yıpratan.
Bakın şimdi Türkiye'de de televizyonlar, gazetelerde falan filan birdenbire Amerikancılar heyecanlandılar, coşkuya kapıldılar ve sahneye fırladılar. Yüzleri gülmeye başladı, İran'ı karıştırıyoruz falan diye. Aynı şekilde Atlantik sisteminin partilerinde falan da böyle bir şey var, hal tavırlar var. O bakımdan genel olarak Amerika'nın burada bölgedeki kendi güçlerini biraz ayakta tutan, karşı tarafı yıpratan bir taktik izlediği gözüküyor. İzin verir misiniz? İzleyicilerimize bir çağrı yapayım. Değerli izleyiciler, İran konusu önemli aslında, turnusol kağıdı bir anlamda. Türkiye'deki ve bölgedeki kuvvetlerin politikaları konusunda. Siz sevgili izleyicilerimizin de sorularıyla ve ufak görüşleriyle bu tartışmaya katılmasını rica ediyoruz. Bekliyoruz. Görüş de bildirebilirsiniz. Soru da sorabilirsiniz Sayın Perinçek. Tabii. Buyurun efendim. Evet. Yani onun için burada İran rejimini yıkmak değil ama eğer böyle bu işi çok iyi geliştirebilirse o tür hedeflere de geçebilir. Ama ben İran rejimini yıktı. Kimi getirecek? Yani Amerika'nın öyle bir seçeneği yok İran'da. Ha, savaşla falan olsa diyelim öyle bir seçenek üretebilir ama işte reformcuları diyelim. Zaten reformcular hükümete büyük ölçüde hakim, mecliste çoğunluklar vesaire. Ama sonuç itibariyle bu tür girişimler, tertipler İran'ı da birleştiren sonuçlar doğuruyor. Yani Amerika, şu anda iki kanat birleşti. Tabii, Amerikan emperyalizmine karşı İran milletini ve İran devletini birleştiren etkileri oldu bu hareket. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklamasıyla, vurgularıyla rehberin, dini liderin açıklaması dini arasında... Dini lider dememek lazım. Doğru doğru. Esas rehber. Devlet lideri. Evet. Devletin esas başkanı. Rehber diyor onlar. Evet. Rehberin açıklamaları aşağı yukarı aynı... Ali Hamaney. Evet. Ki Türktür yani. Aynı şeyleri, vurguları yapıyorlar. Benim gördüğümde yani bir iktidar şeyi yok. Yakın vadede hesabı yok. Umudu yok daha doğrusu. Evet. Siz buna evet. gerçekçilik diyorsunuz. Evet. Ama enteresandır. Son günlerde bu şiddet hareketleri, göstericilerin başlattığı şiddet hareketleri etnik ayrılıkçılığın faaliyette bulunduğu bölgelerde yoğunlaşmaya başladı. Nerede? İşte Suudi Arabistan'ın ve Amerika'nın arkadan desteklediği bir Arap ayrılıkçı hareketinin bulunduğu Huzistan eyaletinde, Ahvaz'da. Evet. Nidal hareketi diye bir hareketten söz ediliyor. Onlar yeni girdi galiba potaya. Evet, birkaç gündür. Evet, yeni. Böyle bir hareket var ama. Evet. Var. Var hareket var. Ondan sonra... Ama ilk başta Kürtlerin bulunduğu bölgelerde evet, başladı. Evet. Ve tuhaftır, hem Barzani partileri hem de PKK'nın kendi uzantıları evet. orada faaliyete geçti. Yani Amerika'nın piyonları. Açıkça çağrı yapıyor şu anda. Ben PKK'nın yayın organlarına bakıyorum. Orada açıkça harekete geçin evet. diye çağrı yapılıyor. Evet. Orada var. Evet. Bir de İran devriminin ilk günlerinden kalan Halkın Mücahitleri örgütü var. Evet. Onlar da İran'ın çeşitli şehirlerinde eski kalıntıları. Halkın Münafıkları. Evet. İran yönetimi Halkın Münafıkları diyor Halkın evet. Mücahitleri örgütüne. Onların eylemleri var. Bir anda daraldı ve ayrılıkçılık zeminine evet. oturdu. Evet. Bu kanalın, bu daraltıyor ama bu kanalın şiddetle çalışacağı, çalıştırılmak istendiği anlamına geliyor desem katılır mısınız? Tabii. Şimdi bakın hep şu söylüyordu. Efendim PKK ile İran'ın çok iyi ilişkileri var. İran'ı PKK'yı İran destekliyor vesaire falan diye. Ama görüyoruz artık Batı Asya'da bir cepheleşme oluştu. Bir tarafta ne var? İran, Türkiye, Irak, Suriye devletleri, Rusya. Bunlar var. Karşı tarafta Amerika, İsrail, Suudi Arabistan, efendim PKK ve Barzani. Böyle bir cepheleşme oluştu. Her yerde bu cepheleşmeyi görüyoruz. Türkiye'nin içinde de bu cepheleşme var. İran'ın içinde de bu cepheleşme var. Irak'ta da, Suriye'de de her yerde bu cepheleşme ortaya çıkıyor. Ve Amerika'nın devletler olarak bizim bölgemizde elinde kim kaldı? İsrail bu tabii, o önemli. Bir de Suudi Arabistan kaldı. O hini hacette diye bir laf vardır. İnşallah doğru söylemişsiniz. En son kullanacağı koz. Evet. Çünkü onu bir kere kullandığı zaman ikinci kullanamaz. İsrail'i? Evet. İsrail kullandırtmaz kendini. İsrail öyle kullanacağım bir ülke. Yani şunu, İsrail'i görmemiz lazım. İsrail Amerika'nın emriyle hareket etmez. O İddialı bahsediyorsunuz. Evet. Yani Amerika İsrail'i şöyle yap,
Yani PKK'ya emreder, Barzani'ye emreder ve yaptırtır. Suudi Arabistan üzerinde de tabii çok güçlü bir nüfuzu var ama Amerika İsrail'le öyle şöyle yap, böyle yap, hadi aslanım falan öyle bir ilişki yok aralarında. Yapma der ama. Ama İran'da, yani, İsrail'in de aklına tabii birbirlerini kollamaları ve birbirlerinin taleplerine az çok itibar etmeleri lazım ama olay bu düzeydedir. Yani Amerika-İsrail ilişkisi, Amerika emreder, İsrail yapar ilişkisi değil. Onu görmemiz lazım. İsrail güçlü bir devlet ve şeyi olan bir devlet, kişiliği, kendi karar mekanizmaları olan bir devlet. Amerika'ya evet mecbur, muhtaç ama Amerika da ona muhtaç. Karşılıklı olarak Atlantik'in ana merkezlerinde de kuvveti var ayrıca. Dışarıda kuvveti var. Amerika'nın içinde de kuvveti var. Onu demek istiyorum. 1991 Körfez Savaşı'nda Saddam Hüseyin daha baştayken o savaş esnasında Irak Tel Aviv'e sukut füzesi attı. Evet. Normalde İsrail bu tür saldırıları hiç karşılıksız bırakmaz. Onların ifadesiyle söyleyeyim, misliyle karşılık verir. Ama orada sustu. Çünkü Amerika dedi, aman sen karışma bu işe. Evet. Sen karışırsan her şey bizim aleyhimize döner. Evet, çünkü laretti çünkü. Tırnak evet. içinde laretti. Yani İsrail tabii ne olacak? Bütün Arapları kendi karşısında İran'la birlikte birleştirecek. Hı. Yani öyle bir şanssızlığı var İsrail'in. Evet. Yani çok büyük bir koz aslında ama yani kullanılabilecek bir koz değil. Evet. Kolay kullanılabilecek bir koz değil. Onun için son anda en yine, zor durumda iken kullanabileceği bir koz. Ben bu kullanma sözcüğüne yine İtiraz ediyorum. Kullanma demeyelim. Yani o İsrail'in de olurunu alarak beraber iki müttefikin karar verebileceği bir uygulama diye düşünmek lazım. Yani Amerika istediği zaman İsrail'i kullanamaz. Karşılıklı fikir alışverişi yaparlar, durum değerlendirmesi yaparlar ve uygulamaya geçerler. Şimdi, tabii burada Amerika ağır basan güç, o açık bir şey. Ama Amerika-İsrail ilişkisi kullanma diye ifade edebileceğimiz bir ilişki değil. Sizden ilk defa duydum bunu. Bunun ismi eskiden beri görüşümüz, tahlilimiz bu. Yani Amerika İsrail'e emir veremez. İsrail'in bir ağırlığı ve gücü var. Onu görmemiz lazım. Devam ediyoruz. Şimdi Barzani partilerinin oraya gitmesini anlıyorum ben. Barzani son derece zor durumda. Evet. Yani bugün de açıklama yapıldı zaten. İran'la, pardon, Bağdat'ta Erbil anlaştılar. Erbil bütün havaalanlarını ve şeyi sınır kapılarını merkezi yönetim diyelim ya da Bağdat'a teslim etti. Bütün gelirlerden mahrum olacak ve kontrolü giriş çıkışlar devletin. Evet, ibadi aldık kararları bu kanundur dedi ve dayattı. Evet. Bu da yeni oldu zaten birkaç gün önce. Evet. Şimdi tam böyle bir aşamadayken PKK açık bir çağrı yaptı. PKK açısından. PKK da temkinli bir kuvvetti. Nasıl bu maceraya girdi sizce? Başka çaresi yok. Çıkmaz da. PKK için tek çare var. Amerika onu kurtarsın. Yani Amerika'nın PKK'yı kurtarması dışında PKK'nın hiçbir çözümü yok. Amerika'nın onu kurtarması için de Amerika'ya yaranması lazım ve Amerika cephesine balıklama dalması ve kendini ortaya atıp feda etmesi lazım. Amerikan fedailiğiyle artık yaşamını sürdürebilir. Evet, eskiden de böyleydi. Amerika'nın piyonuydu ama şimdi öyle ağır darbeler yedi ki PKK tek çaresi kaldı. Bakın bunu sosyal medyada falan da görüyoruz. Böyle bayağı Türkiye'de de PKK'nın adamları ve çevresinde bir aşırı Amerika ve İsrail şeyi başladı, propagandası. Evet. Ve Amerikan bayrakları, İsrail bayrakları, onlarla propagandalar. Çünkü başka çareleri kalmadı. PKK'nın, Amerika'nın piyonu oldu ki bu epey bir tartışmaydı. Hatta aydınlığın içinde bile bir tarihte bu tartışmalar oldu. Yalçın Küçük ve arkadaşları PKK piyon değildir falan filan gibi görüşler savunuyorlardı. Aydınlık'ta bir takım yazıları çıkıyordu falan. En sonunda tabii o yazıları devam ettirmeleri aydınlığa büyük itibar kaybettirdiği için o bağ koptu. Ama bizim sayfalarımızdan bile PKK piyon değildir gibi görüşler ileri sürülebilir. Şimdi görüldü, PKK Amerika'nın piyonu olmaya mecbur, stratejik piyonu olmaya mecbur. Başka hiçbir çaresi yok. Ve şimdi
PKK'nın Amerika'ya en bağlandığı döneme girdik. Çünkü çok ağır darbeler yedi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahla mücadelesi olağanüstü başarılı oldu. Tabii Irak devletinin de Kerkük'e silahla girmesi. 3. Suriye devletinin adım adım PKK, bölgedeki terörü, kendi ülkesindeki terörü temizleyip sıranın PKK'ya gelmesi. Böylece PKK her taraftan kuşatılmış durumda. Şimdi bölgede bir örgütler düzeyinde bir saflaşma var. İşte söylediğiniz ayrılıkçı hareketler, Arap ayrılıkçı hareketi, eski dönemden kalma halkın münafıkları dediğiniz örgütler bir tarafta yer aldı. Onların da merkezi Arnavutluk. Halkın münafıkları. Yok bilmiyorum. Onlar, oradan yönetiliyorlar. Evet. Yani onlar kaçtılar Avrupa'ya, Arnavutluğa yerleştiler. Halkın mücahitleri. Hmm. Oradan yönetiliyorlar. Bir aralık Irak'talardı. Evet. Falan. Ama o Irak-İran çelişmesinde yuvalandılar. Tahta kurusu gibi o çatlaklarda. Şimdi o çelişmeler de ortadan kalktı ve Arnavutluk'ta karargah kurdular. Şimdi bir de devletlerin kamplaşması var. Evet. Saydınız. Amerika, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan. Bir tarafta İngiltere gözüküyor. Ne kadar orada durur? Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri İran'ın bugün konuştu. Bu üç ismi sayıyor. Evet. Amerika, İngiltere ve Suudi Arabistan. Benim de dikkatimi çekti o. Hı. Ben olsam İngiltere'yi saymazdım. Fakat bu şeylerden, gösterilerden birkaç gün önce İngiltere Dışişleri Bakanı Tahran'a gitti, Boris Johnson. Evet. Onun gelişinden sonra olaylar patlayınca belli yerlerle görüşme yaptığı ve bir takım angajmanlar ayarladığı iddia edilir. Ben sadece iddia düzeyinde bakın, söyleyeyim. Hiçbir zaman hiçbir devlet o düzeyde gidip de bu tür olayları ayarlamaz. Yani hiç olacak bir şey. Yani küçük devletler bile, yani hiçbir zaman bir devlet başka, bu mümkün değil yani. Yani gelecek koskoca bir İngiltere'nin yöneticileri İran'da onunla bununla görüşecek, bir şeyleri ayarlayacak. Bu, bakın öyle değil de şöyle bir yorum yapılabilir. Yani İran'la İngiltere arasındaki görüşmelerde İran umduğunu bulmamıştır ve İngiltere'yi kendisinin çok uzağında görmüştür. O tespitlerine dayanarak onu Amerika ve İsrail'in yanına koyuyor olabilir. Şimdi Rusya'nın açıklamasını okuyayım size. Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler, İran'ın dış müdahaleler kabul edilemez diyor. Evet. Bunu altını çiziyor bir. Benzer bir açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi bugün. Evet. Diyor ki Türkiye dost ve kardeş İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfediyor. Evet. Biz sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınmasını temenni ediyoruz. Evet. Şimdi Türkiye ve Moskova'nın açıklamasında ortak nokta istikrar, sağduyu ve dış müdahaleye hayır. Şimdi istikrar, sağduyu anladık. Bütün iyi niyetli komşular usulen de olsa bunları söylediler. Dış müdahale vurgusuna niye ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi bakın sizler? İran'daki olayı ben fitne diyorum. İran'da bir fitne var. Bu fitne başladı. Ve bu fitnenin arkasında Amerika ile İsrail'in olduğunu bütün dünya biliyor. Türkiye de biliyor, Rusya da biliyor. O dış müdahale kavramıyla hem Türkiye hem Rusya, evet. Amerika ve İsrail'e, tabii adlarını anmaları devlet terbiyesi açısından uygun olmazdı. Adlarını anmıyorlar ama herkes de biliyor ki oradaki dış müdahale kastedilen Amerika ve İsrail. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Türkiye ve Rusya bu fitnenin kendilerini de hedef aldığını görüyor. İran'a yönelik fitne, Türkiye'ye yönelik fitnedir. İran'a yönelik fitne aynı zamanda Rusya'ya yönelik bir fitnedir. Zaten Türkiye, İran, Rusya o Soçi'de de buluştular. Daha önce Astana süreci var, Moskova bildirgesi var. Yani bir Türkiye, Rusya, İran ittifakı oluştu. O bakımdan bu İran'daki olaylara Amerika ve İsrail'in girmesi, biraz evvel soruyordunuz siz, rejimi devirmek mi? Hani rejimi devirmek gerçekçi bir hedef olarak gözükmüyor ama en azından karşısında oluşan ittifakı, bloku zor duruma düşürmek,
yani İran, Rusya, Türkiye ittifakını bunun daha gerçekçi bir hedef olduğu gözüküyor. Tabii bunu da Rusya ile Türkiye hemen anlamış durumda. Yani İran'daki bu fitnenin kendilerini de tehdit ettiğini Türkiye ve Rusya görüyor. Ve o bakımdan o bildirileri hem Rusya Dışişleri Bakanlığı hem de Türkiye Dışişleri Bakanlığı yayınladılar. Türkiye'nin tavrını yeterli buldunuz. Şimdi mesela biz Vatan Partisi'nin tavrı aslında Türkiye'nin... Ha şeyi soracaktım. En erken tavır siz koydunuz. Evet. Vatan Partisi'nin bugün çok etraflı, esaslı bir bildiri yayınladık. Vatan Partisi Türkiye hükümetinin ötesinde bir Türklere İran'daki bir çağrıda bulunuyor. Ve diyor ki İran'ın milli birliği bütünlüğü içinde dikkatle yer alalım. Ve kesinlikle bu Amerikan fitnesine alet olmayalım şeklinde bir çağrıda bulunuyor. Bu çok önemli çünkü İran'daki Türkler arasında da bir takım provokatörlerin falan sahneye çıktığı gözüküyor. Biz hükümetten ileri bunu yaptık. İkincisi İran devletiyle daha şey bir dayanışma, açık, kesin, kararlı bir dayanışma mesajı verdik. Yani İran devletinin ve halkının yanındayız. Mesela biz hükümette olsaydık şu anda bu Türkiye'ye yönelik fitneyi İran'da görürdük, görüyoruz. Onlar da görüyor, hükümet de görüyor ama buna karşı daha net bir tavır alırdık. Yani dış müdahaleye hayır, kabul edilemez ama biz İran devletinin ve İran halkının, İran milletinin yanındayız. Onu da söylemek lazım. Tabii Türk hükümetinin yayınladığı bildiride de bir İran'ın yanında olma var ama... Evet. O mesaj daha ileri, daha vurucu, daha kararlı ifade edilebilirdi. Çünkü bölgede çok ciddi gelişmeler var ve bu Türkiye'yi ilgilendiren gelişmelerdir. Burada biz hükümetten daha tutarlı ve kararlı ve daha ciddi bir tavır almasını beklerdik demeyeyim, beklemezdik ama biz olsak öyle yapacaktık ve öyle yaptık. Öyle olması lazım. Ben sanıyorum önümüzdeki günlerde Türkiye cenahından birkaç televizyonlarda daha bakıyorum yalnız. Adım atılacak. Televizyonlarda neoliberaller Amerika'nın yanında, Cumhuriyet Halk Partililer Amerika'nın yanında, İran'a karşı efendim Fethullahçılar tabii İran'a çok düşman, PKK'lılar İran'a düşman ama Vatan Partililer televizyonlara çıkartılmıyor son zamanlarda ama hükümete yakın çevreler net bir şekilde İran'ın yanında tavır alıyorlar. Onu yani çağırdıkları evet. Konuklara da dikkat ediyorum evet. Baktım. Şey ciddi, gazetelerde gerçekçi de. Yorumlar evet. Var. Gazetelerde yani. De evet. Var gördüğüm kadarıyla. Yani Türkiye'nin içinde de Amerika ile Türkiye arasındaki bölünme İran üzerinden devam ediyor. Onu da gördük. O da çok önemli. Hani biraz evvel söyledik ya Batı Asya'da bir cepheleşme var. O cepheleşme her ülkenin içinde ayrıca var. Yani İran'daki Amerika ve İsrail kuvvetleriyle İran arasında nasıl bir cepheleşme var? Türkiye'deki Amerika İsrail kuvvetleriyle Türkiye arasındaki bir cepheleşmeyi de iç cephe olarak görüyoruz. Sizin dışınızda bir kuvvet daha görüş açıkladı bugün. Yani Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Siz daha önceden zaten olayların başındayken İran devletine ve halkına destek belirtmiştiniz. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklama geldi. İsterseniz onu bir dinleyelim. Konuşmasını yok, aradan sonra olur, yapalım. Memnuniyetle. Yönetmenimizden ricada bulunalım. Sayın Engin Altay'ın bugünkü açıklamasını verirlerse üzerinde yani, konuşmaya başlayabiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Evet. Evet. Engin Altay. Ses duyamıyoruz. İran'da önemli gelişmeler yaşanıyor. İran'da yaşanan gelişmeler şunu gösterdi ki demokrasiden korkmamak gerekiyor. Özgürlüklerden rahatsız olmamak gerekiyor. Medyayı susturmamak gerekiyor. Türkiye'de ve dünyanın bütün ülkelerinde toplumlar, baskılanan toplumlar sokulmak istediği kalıbı parçalar, kırar. Şimdi İran'da yaşanan budur.
Şimdi bize döndü parçalar ama... Parçalar kırar. Süremiz bitti, biz hata ettik buraya. Yani neredeyse Tıkko'nun beyannamesi gibi parçalar kırar. Bunun üzerinde konuşmayı aradan tabii, sonra devam edelim isterseniz. Değerli izleyiciler, bir aramız olacak. Sayın Engin Altay'ın bu açıklaması üzerine Sayın Perinçek'ten görüşlerini rica edeceğiz ama aradan sonra. Ayrılmayınız lütfen bizden. Sevgili izleyiciler, tekrar merhaba. Çıkış yolu devam ediyor. Konuğum Vatan Partisi lideri Sayın Doktor Doğu Perinçek. Önceki bölümün sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay'ın bir açıklamasını getirmiştik. O açıklamayı tekrar vereceğiz ama onun tamamlanması gerekiyor. Ben şu anda izlemeye başlayan izleyicilerimiz açısından Sayın Altay'ın konuşmasının ilgili bölümünden 3 cümleyi okuyacağım. Ama orayı da verelim, sonra tamamı gelince onu da veririz isterseniz ağzından. 3 defa. Ha? Bir dakika, 30 saniye mi? Doğrudur. Evet, 30 saniye. Ağzından. Tekrar rica edelim. Evet. İran'da yaşanan gelişmeler şunu gösterdi ki demokrasiden korkmamak gerekiyor. Özgürlüklerden rahatsız olmamak gerekiyor. Medyayı susturmamak gerekiyor. Türkiye'de ve dünyanın bütün ülkelerinde toplumlar, baskılanan toplumlar sokulmak istediği kalıbı parçalar, kırar. Şimdi İran'da yaşanan budur. Yani Amerika ve İsrail'in İran'da yaptığı kışkırtmayı ve fitneyi toplumun, baskılanan toplumun kendisine yöneltilen baskıları parçalaması ve kırması olarak niteliyor. Yani neredeyse elinize baltayı ondan sonra nacakları keserleri alın sokağa çıkın çağrısı yapıyor. Son derece batıcı ve son derece kaba, yani yoz bir açıklama. Ne diplomasiyle bağdaşır, ne efendim devletler arası ilişkiyle bağlı. Yani burada bir Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü gelenekleri olan devlet yönetmiş bir partiyi değil, işte Orta Doğu'da çok sık rastlanan terör örgütlerinden birinin ağzını görüyoruz. Şöyle bir durum var. Ben bu ara... Yani bir kere konumlanması çok net bir Amerika-İsrail konumlanması. Bakın ben şunu önereceğim. Trump'ın açıklaması ve İsrail yöneticilerinin açıklamasıyla bunu yan yana koyalım. Trump ve İsrail yöneticileri bile bu kadar kaba bir şekilde bu isyan değil, bu hareketleri desteklemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi son derece kaba, çirkin ve hiçbir şekilde devlet ilişkileriyle açıklanamayan bir ağızla İran'daki bu fitneyi desteklediğini ilan ediyor ve parçalar ve kırar gibi şiddet oluşturan sözcüklerle. Bu çok önemli. Yani bir kere İran rejimini bir tarif ediyor. Demokrasiye, özgürlüklere düşman, medya. Bir de Türkiye ile birleştiriyor. Türkiye'de de aynı şeyler var diyor. Yani Tayyip Erdoğan'la İran rejimini yan yana getiriyor. Ve ondan sonra da toplumda diyor işte bunu parçalar kırar. Yani İran'a verdiği mesaj, oradaki tamam, eline bombayı alanlara verdiği mesajı. Ben bunu biraz daha açmak istiyorum. Sizin konuşmanıza da. Ama bunun bir açma fırsatı vermek istiyorum. Bağlantısı da var. Önemli bir soru soracağım. Şimdi bir izleyicimiz de sormuş. Hüseyin Bey İstanbul'dan. Diyor ki Sayın Perinçek neden İran hükümetinin yanında yer alıyor? Dinci, bağnaz bir hükümeti savunuyor. Ayaklanma yapan insanlar neden hain ilan ediliyor? Diyor. Yani özeti şu. Anladım. Bu birkaç gün dolaştı diyor ki ya orada şeriat var, insanlar ayaklanıyor. Evet, ne güzel diyor insanlar. Tabii. Ben Türkiye için İran'ın yanında yer alıyorum. Çünkü Türkiye, İran, Rusya bölgede terör örgütlerine karşı birleştiler. Bu İran rejimi yıkıldığı zaman oraya diyelim gelecek olan Amerikancı rejim PKK'yı destekleyecek ve Türkiye bölünecek. Türkiye'nin bölünmemesi için ben İran'ın yanında yer alıyorum. Türkiye'nin milletinin parçalanmaması için
İran'ın bugünkü yönetiminin yanında yer alıyorum. Bu yönetimin alternatifi şu anda yok ama diyelim Amerika'nın istediği bir yönetim geldiği zaman, Kemal Kılıçdaroğlu'ların arzu ettiği bir yönetim geldiği zaman bunun sonucu şudur. Türkiye'yi parçalama çabasının içinde yalnız Amerika ve İsrail olmayacak, İran'da olacak. Buradan ne çıkar? İran, Amerika ve İsrail ile birlikte Türkiye'yi parçalama sürecinin içine girerse, bunun Irak'a etkileri, Suriye'ye etkileri vesaire, tam Türkiye toprak bütünlüğü için bölgede bir beraberlik kurmuş. Ya bu arkadaşlarımız kafalarına böyle bir şey, at gözlüğü takmışlar, akılları fikirleri efendim laiklikten, şeriattan başka bir şey görmüyor. Ne Türkiye'nin toprak bütünlüğü var, ne milli birliği var, ne Türkiye'de huzur var. Evet, şeriat yıkıldı diyelim tırnak içinde, onların şeriat dediği şey İran'da ve Türkiye'de PKK aldı yürüdü. İran tarafından destekleniyor. Ondan sonra Türkiye'nin orası da bombalar patlıyor, burası da bombalar patlıyor. Kollar bacaklar havalara uçuyor. Bunu mu istiyor? Ve Türkiye diyelim iç çatışmalara doğru sürükleniyor. PKK güçleniyor. Tekrar PKK orada işte Hakkari'den Mardin'e kadar olan bölgede bir takım hakimiyet alanları, otorite alanları kuruyor. Bunu mu istiyor bu soruyu soran değerli kardeşimiz? O bakımdan madem sormuş niçin istiyor? Ben Türkiye için, Türkiye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'de barış, huzur, terörün son bulması için Türkiye ile İran arasındaki dostluğun ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Ve bunları yıkanlar, diyelim yıkma ihtimalleri yok ama bugünkü İran rejimini birisi yıkacak olsa o Amerikancı olacak ve Türkiye'nin parçalanması süreci bu sefer İran'ın da katılımıyla İsrail, Amerika, İran üçlüsü tarafından yürütülecek. Buradan ne çıkar? Ayrıca madem ki demokrasi istiyorlar, Afganistan'da ne geldi? Irak'ta ne geldi? Suudi Arabistan'a demokrasi getirsinler. Evet. Körfez şeyhliklerine demokrasi, Amerika'ya demokrasi getirsinler. Yani madem o kadar çok demokrat bu arkadaşlarımız, özgürlükçü, Amerika'ya demokrasi getirsinler. Acaba dünyada en antidemokratik, demokrasiye en karşı rejim nerede? Şunu da söyleyeyim. Bakın demin Engin Altay Bey'in konuşmasında da vardı bu. Bu adalet yürüyüşü sırasında Guardian'da Standard gazetesinde, evet. Viyana'da, ondan sonra Frankfurter Allgemeine Zeitung'da ve New York Times'da, bu dört büyük gazetede Batı'nın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yazısı çıktı o zaman. Ve yazıda Türkiye, İran, Rusya yönetimleri diktatörlükle suçlanıyor ve hedef alınıyordu. Bir de Suriye. Türkiye, İran, Suriye, Rusya. Bakın bu kalıp gene karşımıza çıktı. Diktatörlükler, yani hedef alınan ülkeler, mazlum ülkeler, Amerika'ya kafa tutunca diktatör oluyorsun. Amerika'nın kucağında oturursan o zaman demokrasi oluyorsun. Peki, madem bu kadar demokrat bu arkadaşlar, Amerika'nın getirdiği demokrasiyi bir irdeleyelim. Irak'a demokrasi getiriyorum diye 1,5 milyon Iraklı'nın kanına girdi. Suriye'ye demokrasi getiriyorum diye Suriye'de yüz binlerce insanın kanına girdi Amerika. Niye onları sorgulamıyoruz da Suriye yönetimini, Irak yönetimini suçluyoruz? Saddam Hüseyin'i suçluyoruz. Bugünkü Irak yönetimini diktatör diye suçluyoruz. Katil diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Sayın Beşar Esad için onu suçluyor. Hiç oralarda demokrat değil. Orada Amerika'nın getirdiği şiddet, baskı, zorbalık, kan ondan yana. Neresi bunun demokrasi, neresi bunun özgürlük? Yani burada Batı Asya'da bir cephe kurulmuş. Batı Asya'nın mazlum ülkeleri yan yana. Onlara demokrasi dayatan bir Amerika ve İsrail var. Ve o demokrasi de kanla, Amerikan bombardıman uçaklarıyla, Amerikan postalıyla oralara getiriliyor. Ve o demokrasinin ne olduğunu gördük. 1990 Körfez Savaşı'ndan bu yana 27 yılda Amerika'nın bölgemize getirdiği demokrasinin, Irak'a, Suriye'ye getirmek istediği demokrasinin ne olduğunu gördük. Cumhuriyet Halk Partisi de o demokrasinin cephesinde maalesef saf tutuyor. Ve en son parçalar, kırar. Bunlar devlet falan yönetemez.
parçalar kırar diye bitiriyor cümleyi. Yani oradaki şiddet, hani en azından şunu söyleyebilir. Yani efendim işte buradaki mücadeleleri falan destekliyoruz falan ama işte barışçı yollardan falan. Parçalar kırar ne demek? Parçalar kırar diye bitiriyor. Halka sen, halka baskı yaparsan o halkta işte böyle parçalar kırar. Demokrasi talebi yanlış bakın mı? Şimdi, demokrasi talebi yanlış mı? Türk, bakın hiç kimse başka bir ülkenin işine burnunu sokmasın. Herkes bir kere bilimsel alternatifleriyle düşünsün. Yani havai bir de bugün İran'da demokrasi talebi Amerika'nın İran'ı parçalama talebidir. Yoksa çünkü verili olacak yani mevcut İran koşullarında bugünkü rejimin demokratik onlara göre demokratik bir alternatifi var mı? Kim gelecekte İran'da demokrasi olacak? Amerikancılar gelecek. Nasıl gelecek? Amerikan ordusuyla gelecek. Irak'ta olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi. Amerikan ordusuyla gelecek. Irak'ta başardı. Suriye'de başaramadı. Ama Irak'ta da en sonunda başaramadı. Bakın Irak hükümeti Amerika'ya kafa tutuyor. Onun için İran'da biz demokrasiden yanayız dediğiniz zaman hani var mı o alternatif? Kim getirecek oraya demokrasiyi? Cumhuriyet Halk Partisi mi var İran'da oraya demokrasi getirecek? Türkiye, yani onun için başka ülkelere demokrasi getirmek, demokrasi dayatmak vesaire bunlar son derece çocukça, ham, kaba, hem çocukça hem kaba saba ve tamamen Amerika'nın söylemleri. İzin verir misiniz? Sayın Engin Altay Bey'in sözlerinin tamamını hazırlamış. Evet, iyi. Çünkü ben tamamını okudum, tamamı tamam, daha bir önemli. Dakika, fazla uzun değil. Evet. Bir daha izleyelim tamamıyla birlikte. Üzerinde konuşmaya devam edelim. Yakın çevremizde, İran'da önemli gelişmeler yaşanıyor. İran'da yaşanan gelişmeler şunu gösterdi ki demokrasiden korkmamak gerekiyor. Özgürlüklerden rahatsız olmamak gerekiyor. Medyayı susturmamak gerekiyor. Türkiye'de ve dünyanın bütün ülkelerinde toplumlar, baskılanan toplumlar sokulmak istediği kalıbı parçalar, kırar. Şimdi İran'da yaşanan budur. İnsanları bir kalıba sokmaya çalışmamak lazım. İnsanları dindar olan olmayan, kindar olan olmayan diye ayırmamak lazım. İnsanı önce insan olarak görmek lazım. Bunu yapmadığınız müddetçe İran'da üzüntüyle, endişeyle, kaygıyla izlediğimiz olaylar her yerde olur. Asıl olan demokrasidir. Hukuka sadakattir. Adaletten ayrılmamaktır. Bunların yapıldığı ülkelerde asayiş berkemaldir. Ama demokrasi yok, hukuk ortada yok, adalet yok, orada her an her şey olabilir. Komşularımızda kan istemiyoruz. Komşularımızda gözyaşı istemiyoruz. Olay istemiyoruz. Acı istemiyoruz. İran'da hiç şüphesiz eksikler var, gedikler var. Demokrasinin son derece daraldığı o kanalda insanlar çıkış arıyor. Ama şüphesiz bu çıkış aranırken şiddetten uzak durmak lazım. Kan ve gözyaşı olmadan da insanların demokrasiyi elde edebileceğine, adaletin tesis edilebileceğine ben inananlardanım. O bakımdan İran'ın huzuru ve istikrarı bizim açımızdan da son derece önemlidir. Yani karma karışık, çelişkilerle dolu, ne söylediğini bilmeyen, bir kere esas olarak şu, İran'daki bu tertipleri, fitneyi destekliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bundan daha fazla desteklenmez. Hem de Amerika ve İsrail'den daha açık ifadelerle ve daha kaba saba destekliyor. Hatta ilk önce kırmaktan, vurmaktan bahsediyor. Ama sonra geri aldı onu. Ha sonradan bu sefer ama şey yani geri aldı olur mu öyle? Siz sen kırma vurma dedikten sonra ondan sonra bu sefer de çıkış yolu arıyor dedin. Ondan sonra ama dedim bunu böyle şiddetle falan yapmamak lazım dedi. O ama bu, esas ruhu o değil açıklamanın. Esas ruhu orada bakın kağıda bakarak ilk başta söyledi. Ben acaba orada coşkuya geldi falan birdenbire
patladı mı vurma kırma falan diye düşündüm. Ama dikkat ettim orada. Kağıttan okuyarak oturmuşlar Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri. İran'daki bu harekatı destekliyorlar. Neden destekliyorlar? Çünkü aynı şeyin Türkiye'de tezgahlanmasına abone vaziyetteler. Yani oraya bağlanmış durumdalar. Onları da görelim. Ve zaten onun da imasını yaptı. Bu başka yerlere, her yerde de bunlar olur falan dedi. Ve zaten bir, aynı kategoriye soktu belli ülkeleri. Yani o, şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü sırasında Standart gazetesinde, Frankfurt Allgemeine Zeitung, Guardian'da başladı. En son New York Times'te tamamladı. O dört gazetede çıkan, Batı'nın desteklediği o makalesindeki fikirler burada aynen bu sefer çok kaba bir şekilde tekrar edilmektedir. Orada da diktatörlükle suçluyordu Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'yi, o dört ülkeyi açıkça diktatörlükle suçluyordu. Tabii bunlar iktidara gelecek partilerin yapacağı işler değil. Yani iktidar perspektifi olan bir parti bu derece böyle desteksiz, sınırsız, ondan sonra paldır küldür konuşmalar ve yazılar yayınlamaz. Onu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazılarında da, makalelerinde de gördük. Buradaki konuşmada da görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi... İktidara gelmiyorsa nedir bunların peşinden koştukları? Gelmek istemiyorlar. Yani Amerikan planında... Şimdi bakın şu konuşma Amerikan planı içinde ben varım diyor. İran'da diyor Amerika'nın istediği bir rejim gelsin, bunlar devrilsin. Ondan sonra benim Türkiye'deki müttefikim olan HDP'ler, PKK'lar, Fethullahlar falan canlansın. Biz Türkiye'de Amerikan planlarını uygulayalım. Bu konuşmadan başka hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani tabii CHP'nin diğer bütün tavırlarıyla birlikte ele aldığımız zaman. Ama buna karşı çıkanlar da var CHP içinde. Ama inşallah. Yani hayır, Öztürk Yılmaz konuştu. Aynen sizin değindiğiniz kaygılarla diyor ki bu işte İsrail, Amerika'yı rahatsız eden bir durum var. Onların kurguladığı bir şeydir edin. Diyor Öztürk Yılmaz. Bravo. Genel Başkan Yardımcısı, eski Musul Başkonsolosu. Evet. IŞİD tarafından. Tanıyorum onu, bir izlediğim bir insan, evet, değer, evet, verdiğim bir, evet, milletvekilimiz. Yani oldukça düzgün sayılacak, evet, bir açıklaması, evet, vardı. Evet. Belki yani, bunu dinledi, onun üzerine yaptı. Çünkü ihtimaldir. Öztürk Yılmaz'ın Musul referandumu sırasında da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir açıklaması olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu referandumu ve Barzani'yi desteklerken o tavır almıştı. Yani yani umalım ki CHP içinde daha dengeli, daha şeyli, gerçeklere uygun görüş açıklayanlar daha çok olsun. Şimdi bakın, şahıslar önemli, kurum önemli. Burada çok açık CHP'nin liderleri, yöneticileri toplanmış, yazılı bir metin hazırlamışlar. Ve o yazılı metni de CHP'nin bugün ikinci adamı olan Türkiye Büyük Meclisi Başkan Vekili'ne vermişler. Bakın, Türkiye Büyük Meclisi Grup Başkanı partinin genel başkanıdır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu. Başkan Vekili dediğimdir, ikinci insandır. Başkan Vekili bu açıklamayı yapmış. Bu açıklama nasıl şey yapıyor? Parçalar kırar, toplumu baskı altına alırsan, İran'da olduğu gibi, İran'da yaşanan olay budur, parçalar kırar diyor. Yani parçalamayı, kırmayı hoş gören, destekleyen, kışkırtan, gıdıklayan bir tavır içindeler. Ve bu çok acı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de hiçbir zaman iktidar olamayacağını gösteren son kanıtlardan biridir. Ve bir de ne oluyor? Bakın, bölgede bir saflaşma var. Türkiye, Rusya, İran, Irak. O Amerika ve İsrail'in yanında kendini oraya oturtmuş durumda. Hep oturtuyor. Çok bilinçli bir seçişi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Hep Amerika ve İsrail'in yanında. Ha, onun için efendim Amerika şey yapın, Vatan Partisi CHP'li el ele versin falan filan. Şimdi gelir otur şeyler. Nasıl el ele versin? Bu Türkiye için, bu İran'ı konuşmuyoruz burada. Türkiye'yi konuşuyoruz. Hı. İran'ı konuşmuyoruz burada. Türkiye'yi konuşuyoruz. Şunun için Türkiye'yi konuşuyoruz. İran'da bu rejimi sarstığınız zaman PKK'yı güçlendirirsiniz. Türkiye, İran, Rusya birliğini sarsarsınız. Buradan Kürdistan çıkar. Kuramadığı Amerika'nın Kürdistan'ı bu sefer kurabilir hale getirirsiniz. Onun için burada konuştuğumuz şey Türkiye, İran değil. Bu İran'daki mücadelede aldığımız tavır, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir tavır. Burada
parçalar kırar diye o vurup kıran Amerika'nın, İsrail'in piyonlarını desteklerseniz bu Türkiye'nin parçalanmasını desteklemektir. Şurada şu konuşmayla Engin Altay Türkiye'nin parçalanmasını destekliyor. Amerika ve İsrail'i destekliyor. Gene, onun için buradaki efendim İran ne olsun, İran'da şeriat mı olsun, olmasın böyle bir alternatif yok. Yani İran'daki bütün alternatifler şu anda nedir? İran'ın bugün rehber olarak kabul ettiği o dini ideolojidir. Bütün alternatifler onlar. Yani İran'da bu alternatiflerin yerine Atatürkçü bir yönetim böyle bir alternatif yok. Ya da onun için bugünkü yönetim kararlılığıyla Kürdistan referandumu konusundaki kararlılığı, Amerika'ya karşı kafasını dik tutmasıyla Avrasya'daki konumu, Batı Asya'daki konumu vesaire bunlarla Türkiye için en uygun yönetimdir. Yine bir ara vereceğiz ama kısa bir ara vereceğiz. Oradan Türkçülük meselesine geçeceğiz. Geçelim. Yani çünkü İran'da ve Türkiye'de dar gruplar da olsa bunu kendileri açısından bir fırsat olarak gören gruplar ortaya çıktı. Onu konuşacağız. Değerli izleyiciler, lütfen bizden ayrılmayınız. Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Çıkış yolu devam ediyor. Konuğum Vatan Partisi lideri Sayın Doktor Doğu Perinçek. Sayın Perinçek, İran bağlamında yarın bir yazı yazdınız. Yarın için aydınlıkta çıkacak. Oradaki temel fikir şu. İran düşmanlığından Türkçülük çıkar mı? Ya da bir Türkçü İran düşmanı olur mu? Neden böyle bir yazı yazma ihtiyacı duydunuz? Evet. Şimdi bugün önemli haberler geldi İran'dan. Ve fotoğraflar vesaire de. Bu haberlerde şu var. Güney Azerbaycan hareketi diye bir parti İran'da afişler yapıştırmış ve sokağa çıkma, Cumhuriyet Halk Partisi gibi sokağa çıkın, rejime karşı savaşa, harekete geçin şeklinde çağrılarda bulunuyor. Ve gene videolarını gördük. Bir takım unsurlar ellerini kurt resmi yaparak, bozkurt resmi işareti yaparak ondan sonra bu gösterilere katılıyorlar. Ve o şeyde de Güney Azerbaycan hareketinin posterlerinde de işte Che Guevara'ya benzeyen başı bereli, ondan sonra gençler var falan, berelin üzerinde ay yıldız. Yani şimdi CIA İran'daki hareketin içine girmiş durumda ve bozkurt işaretiyle ve Türkçülükle giriyor. Yani İran'da, İran devleti bunları gördüğü zaman ne olacak? Türkiye, Türkçülük, İran'ı bölen bir hareket. Yani Türkiye'deki PKK gibi. Türkçülüğü İran'da PKK konumuna getiriyor. İran'ı bölen bir hareket. Halbuki İran'da Türkler ve Türk diyorlar, Azeri de demiyorlar onlara İranlılar. Ben İran devlet yöneticileri konuştuğum zaman falan Azeri sözcüğünü hiç duymadım. Hep Türk dediler. Yani bizim şey de ben Türk'üm diyor. Ali Hamenei, yani İran'ın en büyük rehberi, devlet adamı, İran devletinin başındaki adam ben Türk'üm diyor. Ve Türkçe konuşuyor. Tekrar birlikteyiz. Firdevsi'de kalmıştık. Firdevsi ile ilgili konuşurken benim bir şey dikkatimi çekiyor. İran'da evlerine gittiğim ailelerde, aileler bana işte ortaokul, lisedeki çocuklarına getirirler. Bak, bizim çocuklar Firdevsi'yi ezbere bilirler ve anlarlar. Evet. Siz anlayamazsınız derler. Buyurunuz efendim, cevap veriniz. Şimdi... Hayır, siz derken siz kendi şairlerinizi anlamazsınız derler. Ama Yunus Emre'yi anlıyoruz. Bakın Yunus Emre 13. yüzyıl. Hacı Bektaş Veli 13. yüzyıl. Evet. Hacı Bektaş Veli'yi de Yunus Emre'yi de anlıyoruz. 700 yıl fark var. Firdevsi 1090'da bitiriyor. Yani 1091-92. Yani 200 90. sene kadar önce ya da 150-180 yani, sene kadar önce. Onunla aramızda yine bir 900 yıl var. Yunus Emre'yi biz şurul şurul anlıyoruz. Onların da Firdevsi'yi anlamaları çok doğal. Ama şunu söyleyeyim, Firdevsi yalnız bir edebi eser değil. Yani tabii bizim bütün padişahların başucu kitabı Firdevsi. Hatta
o kadar etkilemiş ki şeyleri, Selçuklu sultanlarını, hı hı. Esas onlar tabii İran'dan geldikleri için, Selçuklu sultanları hep isimlerini Keykavus, Keykubat falan, Farsça'da o isimler yok. Farsça'ya benzeten Keyhüsrev, Keykavus falan diye böyle o isimler uydurmuşlar bizim Türk sultanları. Ve tabii o Şahname'nin etkileri. Şahname'de evet İran-Turan savaşları İran'dan yana Turan'a karşıdır Şahname ama Turan padişahını da Turan hakkında ezmiyor değil mi? O kadar över ki mesela Afrasyap için ayağını bir yere vurduğu zaman şeydeki filler, bütün Hindistan'daki filler ve aslanlar, kaplanlar harekete geçti, ormanlardan fırladılar. Onun ayağının yere vurmasıyla yaptığı gürültü bütün kainatı yerinden oynattı falan diye. Ve Afrasyap'la İran Zaloğlu Rüstem arasındaki kavgaları, şeyler, pehlivanlar arasında, yiğitler arasındaki çarpışmalarda falan Türk kahramanlarını da müthiş över. Onu söyleyeyim. Yani karşı tarafı aşağılayarak yazılmamış. Ve hem Türk padişahlarını, Türk hakanlarını, evet Şahname, Firdevsi, Kabalcı. Şimdi bu tabii çok, ben bunu okudum. Şimdi ikinci cildi çıktı. Bu şimdi 700 sayfa. Gazneli mi oluyor bu şeydeki oturan? Yok. Onu bilmiyorum bu kapak resmini. O zamanki minyatürlerden almışlar Şahname. Şimdi Şahnameler İran tarihinde Şahnameler var. Yani siyasetname oluyor. Oğuz nameler gibi, destanlar gibi Şahnameler var. Fakat bunların şu anda hepsi kayıp. Niye bir tek bu kalmış? Bu 1100'de almış, onları okuyarak Firdevsi bunu yazmış. Ama eski yazılmış olan Hüdayinameler, Şahnameler falan İran tarihinde, İran destanları, bunları görüyoruz mesela bir takım Arapların, Mesudi'nin falan kitaplarında. Onlar görmüşler Şahnameleri. Gönderme yapıyorlar. Hatta Firdevsi'den önce yaşayanlar onları görmüşler. Fakat bu tabii şey, Hürriyet'in bastığı çok özet falan bir şey. Orada İran-Türan savaşları, yani bu İran-Turan ilişkisi aslında o Şahname'de anlatılan olayların ne zaman olduğunu tahmin ediyoruz. Milattan önce 600 tahmin ediyoruz. Ve o zamanki Medlerle Persler arasındaki savaşların destanlaştırıldığını düşünüyoruz. O tahminler var. İskitlerin aşağı indiğini görüyoruz. Anadolu'ya geldiğini ve dayandığını. O döneme ait destanlar Türk. Şimdi şöyle bir anlaşma Türk yapalım. Türk sözcüğü de var. Türk sözcüğü. Oradaki bir komutanın adı Türk. O çok önemli. Yani bir buduna ait bir isim değil. Budun adı değil. Şimdi Türk sözcüğü var ama Şahname'de 1090'da yazıldığı için o zaman Türk sözcüğü vardı. Yani Şahname'de o Türk sözcüğünün olması, bir komutanın adının Türk olması milattan önce 600'de de o sözcüğün olduğunu göstermiyor. Firdevsi orada bir komutanın adına Türk adını vermiş olabilir. Ama Türk sözcüğü. Şimdi ben sizinle pazarlık yapayım. Epey seyircilerimizden soru geldi. Bunların işte soru şu, sorunum şu. Bunların bir kısmı evet şeyle bilgisayar çıktısı olarak geldi. Güzel, rahat okuyorum ama bir kısmını okumam son derece zor. Sizin yüzünüze bakamayacağım cevaplarken. Size Allah kolaylık versin. Sağ olun. Siz biraz boşluğa konuşacaksınız. Tamam. Siz cevap verirken ben fırsattan istifade yeni soruları çözeceğim. Böylece arkadaşlarımdan ricada bulunuyorum. Okumakta zorlandığımız tarzda not almasınlar diyeyim. Şimdi. Tabii Afrasyab'ın da, yani Türklerin Hakanı'nın da tahminler yapılıyor. İşte o Metehan'dır falan filan deniyor. Ama Oğuznamelerde Oğuz Han diye geçen Hakan olduğu düşünüyor. O da bir tabii destan kahramanı ama 600 yıl yaşayan.
Sevgili izleyiciler merhaba. Sizlerden gelen soruları Sayın Perinçek'e, Vatan Partisi lideri Sayın Perinçek'e sormaya devam ediyoruz. Bir ters soru soralım. Buyurun. İzleyicilerimizden gelmiş. Amerika'nın eteğinin altından çıkalım, Rusya'nın koltuk altına mı girelim? Tam bağımsız Türkiye demiş. Doğru. Sezgin diye bir izleyicimiz. Ters değil, çok doğru söylemiş. Yani Amerika'nın eteğinden çıkıp Rusya'nın eteği... Böyle bir ima var gibi geldi bana da. Bunlar yanlış şeyler. Türkiye'nin bugün Rusya'nın eteğinin altına girme tehlikesi yok. Ama Amerika'nın eteğinin altında kalması böyle savunuluyor. Sezgin kardeşime buradan söyleyeyim. Amerika'nın eteğinin altında kalmak için bunu Soner Polat komutanımız bugün mü, dünkü mü, bugünkü yazısında çok güzel anlatıyor. Diyor ki, bu diyor Amerikancılar diyor artık diyor Amerika'nın eteği altında, denetim altında kalmayı diyor. Aman işte Rusya'nın eteği altına mı girelim? İşte Suriye bizi şöyle tehdit ediyor, İran böyle tehdit ediyor falan. Bu gerekçelerle savunuyorlar diyor. Çok doğru. Türkiye'nin Suriye'nin eteğinin altına girme tehlikesi yok. Yani Türkiye-Rusya ilişkileri bugünkü dünya koşullarını 10 sene sonrası için konuşmuyorum. 20 sene sonra o zamanlar için de konuşabilirim. Türkiye çok hızlı güçleniyor, o olmaz. Ama Türkiye-Rusya ilişkilerinde etek altına girme tehlikesi yok. Niçin? Bunlar yani Türkiye'nin gücü nedeniyle yok, Rusya'nın konumu nedeniyle yok. Ondan sonra yani aralarında böyle etek altına girebilecek bir dengesizlik yok. İkincisi her ikisi de aynı tehditlerle, Amerika tehditleriyle karşı karşıya geldiği için birbirine muhtaç ve birbirini saymak ve korumak zorunda. O nedenle diyor. Ama tabii devletler arası ilişkilerde dikkatli olacaksın, evet. Menfaatler olacaktır. Menfaatini koruyacağız ama bu etek altına girmeye yol açmaz. Yani olabilir, bir takım yanlışlar olur, eksikler olur, dengesizlikler olur ama etek altına girmek başka bir şey. Yani Türkiye bugünkü dünyada, bugünkü koşullarda Rusya'nın eteğinin altına girmez. Girme tehlikesi yok. Öyle bir kuvvet ilişkisi yok Rusya ile Türkiye arasında. İzleyicilerimizden birisi internetteki gözlemlerini yazmış. Diyor ki, evet diyor, İran muhalifleri, sokağa çıkanlar, sosyal medya ve internette İran'daki Azeri Türkleri arasında merkezi devlete karşı sayfalar açmışlar. Fitne evet. yayıyorlar. Evet. Bunlar da Türkiye'deki açılım ve BOP projelerini destekleyen taraflar demiş. Evet. Tespit yapmış. Azeri Türkleri demeyelim, Türkler diyelim. İran'da onlara Azeri demiyorlar, Türk diyorlar. O daha güzel bir adlandırma. Türk kavramı kullanılıyor. İranlılar da resmi olarak onlara hakkında Azeri değil, Türk kavramını kullanıyor. Şimdi bir izleyicimiz hatırlayın. Zaten dikkat ederseniz deminki konuşan şahıs da Azeri de Menem demedi, Türk de Menem dedi. Sonra Türk evet, Menem, evet. Türkmen de Menem dedi. Bir de Türkmenler var tabii Hazar Denizi'nin oralarda. Şey, Türkmenistan'a yakın. Şimdi bir izleyicimiz der ki, ben 2004'te Doğu Bey'e Amerika'nın esas hedefinin Türkiye olduğunu söylemiştim. Türkiye'yi kuşatma harekatına güneyden başarılı olamadığı için şimdi doğudan İran'dan devam ediyor Türkiye'yi kuşatmak için. Aynı zamanda Suriye ve Irak'ı bölme harekatında mevzi kazanmaya çalışıyor. Yani Amerika'nın bölgedeki bütün hareketleri Türkiye'ye yöneliktir. Türkiye'yi İran üzerine süremediler. Şimdi İran'ı teslim alıp Türkiye üzerine sürmeye çalışıyorlar. Bahattin Nazlı isimli izleyicimiz. Bahattin evet. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Vatan Partisi hep onun söylediği, Bahattin Bey'in söylediği 2004 yılında Türkiye'nin hedef olduğunu söyledi. Yani bunu Bahattin Bey'den öğrenmek de tabii bir şereftir. Ama Vatan Partisi zaten 2000'li yıllarda hep Türkiye'nin hedef olduğunu ve sırada olmadığını. Hani şöyle bir fikir vardı Türkiye'de. Şimdi bu şu anda İran, Suriye hedef ama sıra Irak, İran hedef ama sıra Türkiye'ye geliyor. Biz diyorduk ki hayır sıra Türkiye'ye gelmiyor. Şu anda Türkiye zaten hedef. Neden? Türkiye'nin işte PKK hareketleri destekleniyor. Bakın İran'da silahlı bölücülük hareketi yoktu. Ama Türkiye'de PKK vardı. Türkiye'de PKK Amerika'yı desteklerken ve silahlı hareketler olurken bizim ilericilerimiz efendim sıra Türkiye'ye gelecek falan. Ya sıra Türkiye'de yok diye bir şey yok. İran'da bak silahlı bir mücadele yok. Bölücü bir mücadele yok Amerika'nın kışkırttığı. Ama Türkiye'de var. Yani onun için Vatan Partisi bunu o yıllarda bir kere net olarak görüyordu. Onu söyleyeyim. İkincisi
bu kadar Türk merkezli tahliller çok yanlış. Yani her şeyi Türkiye'ye yönelik bir tehdit. İran'a tehdit yok. Suriye'ye tehdit yok. Ha, bunu verelim isterseniz. Sesli öyle olarak verebilir miyiz? سامی رسد جلسه سر این که وقت جلسه خیلی نقاشی ماشالله ماشالله پیشبستانی میری یا نه؟ پیشبستانی میری؟ خیلی خوبه نقاشیشم نقاشی خوبیه ماشالله ماشالله خوب این خط خط کیه اینجا نوشته؟ این خط مامانته؟ نه خط کیه بس؟ کی نوشته؟ اینجا داره بارون میاد میدونم اما اینا چی؟ نوشته مامانت نوشته؟ ماشاءالله سن ترکسن یا پارسان؟ آقا جمله ترکی به پارسا میگوید مادرش میگوید ترکی متوجه میشود اما نمیتواند صحبت کند خب ترکی رو جوری صحبت کنید فارسی رو تو مدرسه و تو کوچه و اینا یاد میگیرن شما ترکی یادش بدید تو خونه که ترکی بلد بشه منتها خب فارسی رو هم بلد میشه میشه دو زبانه ماشاءالله دست شما درد نکنه خیلی خوب این نگه داری چورن دیو چوجه او شی İki, yani böyle Bahattin Bey'in söylediği, Bahattin Nazlı Bey'in söylediği gibi yani her şey böyle Türk merkezli. İran'da tehdit yok, Suriye'ye tehdit yok, Irak'a tehdit yok. Amerika'nın tek tehdidi Türkiye'dir. Onu etrafından kuşatmak istiyor. Ya, bu doğru değil. Türkiye'de tehdit var, İran'a da var, Irak'a da var, Suriye'de var. Ve İran ve Türkiye buradaki baş hedeflerdir. Onu görmemiz lazım. Baş hedeflerdir. Ve şöyle koymamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Asya'daki hedefi Kürdistan'ı kurmaktır. Şimdi Kürdistan'ı kurmak deyince bu yalnız Türkiye değil. Kürdistan hangi topraklar üzerinde kuracak? İşte Irak'a saldırdı, Barzanistan'ı kurdu. Irak, Suriye'ye saldırdı, kuzeyde koridor yaptı. Ondan sonra Türkiye'de PKK'yı harekete geçirdi. Diyarbakır'ı oralarda kendi özgü, otonom, yani otorite alanları yaratmaya çalıştı. Bunların hepsi topladığınız zaman... Artı İran'da... Tabii İran. Onun için yani ama şunu söylememiz doğru olur. Amerika'nın Kürdistan planının karşısında Türk ordusu çok önemli bir güç. Engel anlamda evet. Çok önemli bir güç. Yani Kürdistan'ı Türk ordusuna boyun eğdirmeden kuramazdı. O yüzden... Ergenekon balyoz oldu. Yani Kürdistan'ı kurabilmek için. Ama İran da çok büyük bir engel. Bunlar iki orta, Batı Asya'nın çok önemli iki büyük devleti. Yani buralarda şu tür Türkçülükler yanlış. Yani biz en başta biziz, en merkezde biziz. Amerika'nın en baştaki hedefi biziz falan değil. Gerçeğe dayanarak yapmak lazım. Ve bir İran-Türkiye rekabetine gerek yok. Başka İran bak. Şu anda bir operasyon hedefinde. La karşı karşıya, evet. Batı Asya ülkelerinin oluşturduğu blok burada İran'a nasıl bir derinlik sağlar? Bir kere Batı Asya ülkeleri, bu izleyici sorusu başta bu. Türkiye olmak üzere, bugün İran'ın bir maddi desteğe, diyelim silahlı güce falan ihtiyacı yok ve önümüzde ama göreceğiz. Siyasal destek önemli. Efendim? Bizim sınırları kapatmamız önemli. Türkiye'nin Azerileri, Türkleri kışkırtmaması, tutması önemli. Buradan Türkiye'den hiç kimse sınırlardan geçip İran'da savaş yapmaz. Böyle bir ihtimal yok. Yani böyle bir tehlike yok. Göreceğiz şimdi İran devleti son derece sabırlı ve aklı başında bir yol izliyor. Yani Cuma günü falan önümüzde kuvvet kullanmaya başlayacaktır. Zaten kuvvet kullanmayı davet ediyor göstericiler. Karakol basıyor, 10 tane polisi öldürüyor vesaire. Yani benim gördüğüm İran devleti burada bir kere bunların iyice kendilerini sergilemesine fırsat veriyor. Yani bunların şiddet kullanmasını bütün kamuoyu görsün, anlasın falan. Ama bir noktadan sonra çok sert
ve kararlı bir bastırma harekatı olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ha, bize düşen görev ne? Türkiye'ye, Irak'a, Suriye'ye. Burada hem bir kere manevi destek, ama bizden bir silahlı güç bilmem ne falan hiçbir zaman istemeyeceklerdi. Sınırlardan da oraya tek bir kimsenin gitmesine ihtimal vermiyor. Hani yollasın Devlet Bahçeli ülkücüleri? Hani ülkücüleri 5000 kişi toplayacağım falan diyordu. Tek bir ülkücü gitmez. Tek bir ülkücü ve tek bir Türk oraya gidip de bu Amerika ve İsrail'in başıbozuk hareketlerinde rol almaz. 1980'lerin başında 12 Eylül'ün ilk 2 yılında böyle bir girişim oldu. Bilgiye dayanarak söylüyorum. 12 Eylül'ün ilk 2 yılında. Evet. Evet. buradan belli çevrelere bağlı ülkücüler, hepsi değil, bağlantı kuruldu. Urumiye'den, yukarıda Mako'dan, Doğu Beyazıt'tan belli unsurlar geçirildi ve yakalandılar. Silah kullanabildiler mi? Hayır. İşte bu kadar. Gene de öyle, o zaman yani da gitme bakın. O zaman da 5000 kişi konuşuluyordu. Mesela 4 gün önce bana Iğdır'dan, Kacaköy'ünden Fahrettin kardeşim telefon etti. Belki de bizi izliyorlardır şimdi. Iğdır Kacaköy'ünden. Maku'da elinden bir belgesini almışlar. Polis. Ondan sonra İran polisi. İran polisi beni aradı telefonla. Hı. O hemen Tahran'ı aradım. Arkadaşlarımı harekete geçirdim. 15-20 dakika sonra belgesini geri aldı ve teşekkür etti ve döndü. Bizim de bu büyük ihtimalle dinliyor. Yani oraya ticarete gidiyor zaten insanlarımız. Ticarete gidiyor, ondan sonra gezmeye gidiyor falan. Ama İran'da bu şeyleri, boşu bozuk hareketlere Türkiye'den gidip katılacak, silah kullanacak bir insan ben tasavvur edemiyorum. Kimse gitmeyecek. Gitmez. Yani hiç kimse İran devletine karşı oradaki bu karışıklıklarda görev almaz, iş yapmaz. Amerika'nın öyle bir gücü yok. Bu olayda İran-Türkiye dostluğu tekrar bir sınanacak. Oradaki Türk asıllı İran vatandaşları bence iyi bir sınav verecekler. Tabii. Dolayısıyla bir merhale daha geçilecek. Bakın buradan bizi şimdi İran'da da çok sayıda on binlerce, yüz binlerce Türk dinliyor. Ben biliyorum. Yani çıkış yolu programları İran'da çok izleniyor. Buradan onlara sesleniyoruz. Vatan Partisi'nin bugünkü yayınladığı bildiride de var bu. Ne Fars, ne Kürt, ne Türk. Ondan sonra özellikle Türklere sesleniyoruz. İran'daki bu Amerika ve İsrail güdümlü hareketlere katılmaz, katılmayacaktır. Katılmamaları konusunda son derece duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz. Aynı zamanda bir takım başıbozuklar vesaire aldatılıp bu işe yönlendirilen, ateşe sürülenler varsa o evlatlarımızı da o Amerika-İsrail çetelerinin içinden kurtarıp almak her Türk'ün İran'da görevidir. Buradan bütün İran'daki Türklerimize sesleniyorum. Bir soru. Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta ne kadar Türk yaşıyor? 120 bin. 200 bine yakın diyelim. Siz oradaki Türklerin ayrı devlet hakkını da savunuyorsunuz, Türkiye ile birleşmesini de savunuyorsunuz. İran'da ise milyonlarca Türk yaşıyor. Evet. Ben şimdi nötr bir soru soruyorum size. Neden aynı şeyi onlar için talep etmiyorsunuz? İran'da milyonlarca Türk, 1100 tarihinden beri birlikte yaşıyorlar. Kıbrıs'ta öyle bir durum yok ki. Kıbrıs'ta Kıbrıslı'dan bir tek Kıbrıs eşeği var. İran'daki Türklerin ayrı yaşamadığı bir talebi yok ki. İran'daki Türklerin hepsi memnun. İşte söylüyor, Türk demenem, Fars demenem, Lor demenem, Kürt demenem, sen bensin, ben senem. Şimdi böyle diyen bir insanlara yok ayrılın, İran'ı bölün. Ama Kıbrıs'ta öyle bir şey söz konusu değil ki. Kıbrıs'ta Rumlar ve Türkler beraber yaşamak istemiyor. Rumlar da Türklerle beraber yaşamak istemiyor. Türkler de Rumlarla beraber yaşamak istemiyor. Sen zorla onları beraber yaşatamazsın ki. İkincisi, Türkiye'nin menfaatları, bağımsızlığı, bütünlüğü açısından da Kıbrıs'ın Amerika ve İngiliz üssü olması, işte Agratur, Dikelya vesaire
oranın Türkiye'yi tehdit eden bir Amerikan batmayan uçak gemisi olması bizim için tehdit. Ama İran'ın bölünmesi o da bizim için tehdit. Yani bu açıdan da bir insani, yani milletlerin kendi kaderini tayin hakkı açısından Kıbrıslar beraber yaşayamadığı için ayrı ayrı olacaklar. İran'da ise Türkler, Farslar beraber yaşamak istiyorlar. Sen onları bölmeye çalışırsan emperyalizmin hizmetinde olursun. İkincisi de Türkiye'nin menfaati açısından bakıyoruz. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü açısından bakıyoruz. Kıbrıs'ın bir Amerikan İngiliz üssü haline gelmesi, yani bir Birleşik Kıbrıs adı altında bir Amerika ve İngiliz üssü haline gelmesi Türkiye'nin güvenliğini tehdit eder. İran'ın bölünmesi o da Türkiye'nin güvenliğini tehdit eder. Yani hem güvenlik açısından hem de milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı açısından, hukuki açıdan ve güvenlik açısından Kıbrıs'ta ayrı devlet kaçınılmaz. İran'da da ayrı devlet Türkiye için son derece zararlı ve prensiplere de aykırı. Şimdi, ilginç bir tarihsel gözlemim var. Sadece bugün için değil, sadece siz değil. Yani Türk milliyetçiliğinin modern anlamda doğduğu tarihten beri benim bilebildiğim kadarıyla ana akım milliyetçi hareketler, odaklar hiçbir zaman İran Türklüğünün ayrılmasını savunmamışlar. Niye acaba? Çünkü mazlum millet Türkçülüğü Türkiye'ninki. Bakın Atatürk onu çok iyi oturttu. Biz bir mazlum milletiz. Biz Asya'yı milletiz dedi ve cephesini emperyalizme döndü. Türkiye son 200 yıl emperyalizme karşı savaşan 2-3 ülkeden biri. Türkiye, Çin, İran. Bakın dünyaya bakın. Son 200 yılda emperyalizme karşı savaşan 3 tane millet var. Ha bir de Rusları kat 4 tane. Şimdi böyle bir gelenekten geliyor Türkiye ve siz emperyalizme karşı savaşırken İran'la savaşamazsınız. Küçük etnik gruplarda o var. Yani nedir? Karinyan diyor ki Ermeni milliyetçiliğinin tarihi emperyalizmle işbirliği tarihidir. Bunu bir Ermeni devlet adamı söylüyor. Küçük devlet ve milletler kendi bulundukları ülkelerde ayrılıkçılık yapmak için emperyalistlerle işbirliği yapıyor. Ama Türk milliyetçiliği öyle değil ki. Türk milliyetçiliği hep bağımsızlığını korumak, vatanını korumak için İngiliz emperyalizmiyle, Fransız emperyalizmiyle, Rus çarlığıyla, en son Amerikan emperyalizmiyle 200 yıldır savaşıyor. Böyle bir milliyetçilik. Böyle bir milliyetçilik İran'a düşman olamaz. İran'a düşman olduğu zaman Amerika'ya karşı duramazsın, İngiliz'e karşı duramazsın. Onun için İran dostluğu Türkiye için matematik bir şey. Yani bir denklem. Eğer emperyalizme karşı başını dik tutacaksan Türk milliyetçileri olarak İran'a dost olacaksın. Denklem böyle kurulmuş. Onun için sizin söylediğiniz yani geleneksel Türk milliyetçiliği hiçbir zaman İran düşmanı olmamıştır ve olmaz. Yani ayrılıkçılığı hiçbir zaman savunmaz. Savunmaz. Ve tuhaf bir şekilde. Irak'ta da savunmaz. Evet. Suriye'de de savunmaz. Amerikan güdümlü, sözüm ona Türk milliyetçiliği İran'a karşı, Rusya'ya karşı, Çin'e karşı oradaki ayrılıkçıları destekledi. Ve Amerika bunu istedi. Çünkü Amerikan planı Türkiye ile İran'ın, Irak'ın, Rusya'nın, Suriye'nin, Çin'in karşı karşıya gelmesi Amerika'nın önünü açar. Programımız bitti. Öyle mi? Süremiz bitti. Peki. Daha çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Sorularıyla bizi beslediler. Kitap söylemedik. Konuştuk ama. Konuştuk. Yusuf Akşura'nın iki kitabı Türkçülüğün yani, tarihi. Birkaç programdır bunu tavsiye etmek durumunda kalıyoruz. Tekrar demek ki ihtiyaç var. Evet. Önemli kitaplar bu ikisi. Evet. Okudukça ben şaşırıyorum. Yani 100 sene önce bu kadar net bir bakış. 100 sene değil de 100 seneye yakın doğru 1925. Türkçülüğün tarihi. Türk Devrim Programı 1925. Ne oldu? Aşağı yukarı 92 sene. O kitap da kökleri diyelim daha 1900'lerin başlarından ama kitabın yazılış tarihini tam Türkçülüğün tarihini bilemiyorum. O da 100 seneye yakın doğru. Önemli. Evet. Önemli. Ama müthiş kitaplar. Yani ikisi de Türk kütüphanesinin en temel kitapları arasındadır bu iki kitap. Bütün milliyetçiler bunları okumalı. İşte milliyetçilik bu. Bu kitaplarda. Değerli izleyiciler,
işaretler geliyor bana programı bitirdiği artık. Tamam. Peki. Teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bu geçmişteki, yakın geçmişteki... Devrimle kurduk biz bu cumhuriyeti.